kültür, sanat, edebiyat ve bilim eserlerini yaratıcılarının kişiliğini ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü sahibini buldu. Ödüle bu yıl Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Arif Sağ layık görüldü. 22. Aydın Doğan Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı. Törene Aydın Doğan Vakfı kurucusu ve onursal başkanı, Doğan Holding onursal başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hustat Doğan Sabancı, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçın da, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'la medya, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Gecede davetlilere önce vakfın ve ödülün tanıtım filmi gösterildi. Ardından Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner kürsüye çıktı. Halk müziği bizi anlatıyor. Halk müziği denince akıllara ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Arif Sağ'dır. Arif Sağ, Türk halk müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını sürdürerek birçok yeniliğin temsilcisi olmuştur. Anadolu müziğinin dünya arenasına taşınmasında büyük bir rol oynamıştır. Konuşma sonrası Arif Sağ'ın tanıtım filmi gösterildi. Arif Sağ ödül heykelciğini Aydın Doğan Vakfı kurucusu ve onursal başkanı Doğan Holding onursal başkanı Aydın Doğan takdim etti. Aydın Doğan tören için hazırlanarak davetlilere dağıtılan kitapçığın ilk sayfasındaki açıklamada türkülerin toplumun dili olduğunu ifade etti. Sevdasını da, hüznünü de insanlarımız bugüne kadar hep türkülerle anlata gelmiştir. Türküler toplumun aynısıdır dedi. Törende önemli isimler de sahne aldı. Arif Sağ da gecede davulla kısa bir performans sergiledi. Sağ ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada böyle önemli bir ödüle Aydın Doğan Vakfı'nın beni layık görmesi önemli bir mesele. Sanatçıların hepsi iyidir. Ben bu ödülü kabul ederken Aydın Doğan Vakfı'nın bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle kabul ettim. Bu nedenle önemli benim için dedi. Ödül töreni verilen konserlerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.